Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Efendim, güzel bir gün dileğiyle Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. Yaklaşık bir saati yakında sizlerle birlikte olacağız. Konu uzmanı Avrasya Hastaneler Grubu'ndan uzman diyetisyen Büşra Çengel ile birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın 3. gününü yaşıyoruz. 11 ayın sultanında özellikle Ramazan'da sağlıklı beslenmenin tüyolarını alacağız. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan'a 3. gününe gelmiş bulunmaktayız. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim öncelikle. Bugün biraz Ramazan'da aslında nasıl beslenmeliyiz? Evet. Şişkinlik oluyor özellikle iftar sonrası. Bunları nasıl engelleyebiliriz? Bunları konuşuyor olacağız. Kesinlikle. Şimdi ekranda ikimizi kelebekte görünce yönetmenimiz Caner Vardarlı ve ekibiyle birlikte güzel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Telefonlarımızı da alacağız. Kelebekte olmasın yönetmenim dedim ama kelebek de sürpriz yaptığı için hemen hoş geldiniz dedik. Büşra Çengeli diyetisyenimize özellikle telefon numaralarımızı hatırlatalım ki bol bol telefon da alalım. 0212 alan kodu 616 1221'den değerli uzman diyetisyenimiz Büşra Çengeli. Ramazan'da sağlıklı beslenmenin tüyolarını alalım ki güzel bir Ramazan'ı hep birlikte sağlıklı bir şekilde geçirmiş olalım. Tekrar edelim, 0212 alan kodu 616 1221 canlı yayın telefon numaralarımız dedikten sonra Büşra'cığım hemen ilk soruma başlıyorum. Evet. Şimdi sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Ramazan'da da tabii ki de 15-16 saatlik aşağı yukarı bir açlık süresi var. Tabii dengelemek çok çok önemli. Evet. Buradan tabii hatırlatmamızı yapalım. Tabii diyetisyenimiz dile getirecek ama mutlaka sağlık sorunları olan kişilerde doktor kontrolünde ve izni olmadığı sürece Ramazan'la ilgili değil mi? Uzun sürede aman dikkat diyoruz. Beslenme sağlık açısından çok çok önemli. Ramazan da çok çok kıymetli dinimiz açısından ama özellikle de sağlık sorunumuz varsa aman dikkat diyoruz. Şimdi özellikle kilo alınmaktan yakın oluyor Ramazan'da. Ben kilo almadan nasıl atlatabilirim? Özellikle Ramazan'da kilo verebilir miyim diye gelen sorular var. Biz de konu uzmanına hemen soracağız. Özellikle Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz ve uzun bir sürede kilo almak o sofranın zenginliğinde ister istemez olabilir mi? Dengeli beslenme yaparsak kilo almadan da geçirebilir miyiz diye soralım. Kesinlikle. Öncelikle şöyle, Ramazan ayı aslında dinimizce çok güzel bir ay. Fakat biz bu ayı maalesef ki sofraları donatmakla geçiriyoruz. Ve her akşam çok kalabalık iftarlar, çok kalabalık sofralar, çok fazla yemek yaparak bu ayı geçirdiğimiz için Ramazan sonunda ah ben kilo aldım aslında diye çıkabiliyoruz. Bu ayda birazdan tüyoları veriyor olacağız. Fakat az önce de söylediğimiz gibi eğer ki sağlık sorununuz varsa, özellikle diyabet şeker hastasıysanız veya tansiyon hastasıysanız, herhangi kalple ilgili bir sıkıntınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız eğer ki çok önemli bu. Lütfen hekiminize, doktorunuza sormadan oruç tutmayınız. Çünkü gerçekten çok uzun bir süre aç kalıyoruz. 17-18 saatlik bir süre. Bu yüzden hekimlerine mutlaka danışarak tutsunlar. Ve bu ayda evet kilo da verebiliriz. Eğer ki doğru beslenirsek, iftarımızı ona göre yaparsak, sahuru ona göre yaparsak kilo da verebiliriz. Gayet tüm danışanlarım şu an ona göre biz yazıyoruz aslında. Oruca göre yazıyoruz listelere iftar ve sahur şeklinde. Gayet tüm hastalarım kilo veriyor, devam ediyor. Bu haftada ziyaret ettiğim için Ramazan'a hazırlık yapan birçok danışanınız. Evet. Hem dini görevimizi yerine getirmek, kendimizi iyi hissetmek ve aynı zamanda da sağlıklı bir şekilde kilo vermeye devam etmek için sırada bekliyorlardı. Sırada bekleyenler arasında özellikle ben de dedim ki sıramı bekleyeyim hem de gözlemleyeyim neler konuşuyorlar diye. Evet. Herkes orucunu tutmak istiyor ama saatlerin uzun olduğundan dolayı evet şikayet var ama tabii ki de karar vermiş tutacağım diyor. Evet. Sizin onayınız lazım. Sağlık sorunları olan
hekimlerinin takibinde ise de ilaçların belki de ayarları yapılaraktan tutulabilenler tabii tutabilir. Tutmayanlar da mutlaka üzülmesinler. Zaten sağlık için önce gelir zaten. Peki şimdi o sofralara zenginlik yapıyoruz ama tabii yazılı görsel basından da sizlerin yazılarını takip ediyoruz. Vücudun dinlendiğini okuyoruz orada ve tüm sağlıkçıların da onayladığı bir süreç. Evet, aslında vücut için doğal bir detoks bu. Fakat yine bir aylık bir sürelik bir detoks. Bu yüzden vücuda iyi geliyor. Fakat doğru beslenirsek eğer ki iyi geliyor. Eğer fazla yersek, fazla yağlı kızartmalı türlü yiyecekler tüketirsek özellikle iftarda daha sonra bunlar bizi rahatsız ediyor. Şişkinliğe sebep olabiliyor. Şişkinlik. Bir birazdan tarifleri veriyor olacağız zaten. Özellikle deniliyor ya hocam gözümüz aç olduğu için sofrayı az önce cümlende dile getirdiğin gibi zengin ama Türk mutfağı da çok zengin. Evet çok zengin. Şimdi onu mu yapsak bunu mu yapsak diye uyanır uyanmaz zaten iş mesaisinin bitimine kadar listeyi oluşturmaya başlıyoruz. Kesinlikle. Peki ne olmalı da şişkinlik olmadan, rahatsızlık geçirmeden özellikle sağlıklı bir sofradan kalkış ve ertesi güne vücudu da hazırlamak olsun? Evet iftardan başlayalım. Evet. İftara geldik. Orucumuzu açtık bir bardak su ve bir tane hurmamız ile. Çorbamızı içtik, 10 dakika beklenmesini istiyoruz, 10-15 dakika. Çünkü genelde beklenmiyor, hemen yemeğe atlanılıyor ve sonrasında mide şikayetleri çekebiliyoruz. 10-15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geliyoruz. Bu arada pideyi de hatırlatalım, pide ayındayız. Sıcak sıcak sofralara geliyor ve maalesef ki fazla yiyoruz. Fazla. Yine bir avuç içi kadar pide, şöyle gösterelim. Bir dilim ekmeğe eşdeğerdir. İki olmaz mı? İki şimdi olsun, ekibim dedi ki özellikle tabii. Pide ayında olduğumuz için yönetmenim özellikle sormamı istedi. Dedi ki pideyi çok tüketiyoruz. Hı hı. İster istemez de sıcak sıcak geldiğinde de onun ayarını hocamızın dediği gibi avuç içi kadar olmuyor. Olmuyor. onun ayarını nasıl yapmamız lazım? Sofrada pilav da varsa ister istemez denge bozuluyor. Tabii kişi özellikle diyette ise bir küçük avuç içiyle kalması gerekiyor. Fakat tabii bu yine kiloya göre değişiyor. Hani kadın mı erkek mi fiziksel aktivitesine, kan tahlillerine göre değişiyor. Çünkü biz genelde diyetleri de yazarken önce kan tahlillerine bakıyoruz. Daha sonrasında diyetleri oluşturuyoruz. Genelde 1-2 dilim diyoruz. Fakat eğer ki pilav, makarna, bulgur pilavı varsa sofrada 2-3 yemek kaşığı 1 dilim ekmeğe eşdeğer. Yine burada bir hesaplamak gerekiyor aslında. Şu o yüzden tabakları küçültelim o zaman. Küçültelim. Porsiyonlara daha doğrusu. Evet. Doğru beslenirsek zaten benim hastalarım her zaman bana der ki Büşra Hanım hiç aç kalmıyorum böyle miydi aslında diyet. Sürekli yemekten yiyorum, de sıkılıyorum sürekli. Diyorlar evet, değil mi? Evet çok doyuyorum. Hani daha önce bilseydim böyle bir liste olduğunu daha önce başlardım diyorlar. O yüzden hani bunu kesinlikle aç kalacağım, Ramazan'da yapamam diyeti diye düşünmeyin. Tam aksine daha bir rahat geçiriyorsunuz. Çorbamızı içtik, 10 dakika bekledik, 10-15 dakika geldik ana yemeğe. Ana yemekte mutlaka bu dönemde konstipasyon dediğimiz kabızlık çok yaşanıyor. Kabızlığın yaşanmaması adına bol lifli, posalı yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Etli sebze yemekleri olabilir, kıymalı sebze yemekleri olabilir, kuru bakliyat olabilir. Bunlardan bir porsiyon tükettikten sonra tok kalmamız için mutlaka ve mutlaka yoğurt ürünleri tüketelim. Ayran olabilir, cacık yapabiliriz. Ya da yoğurtla yapılan salataları yapabiliriz. Semizotu salatası gibi. Yanında yine pilav makarna varsa ya da pidemiz varsa onu değerlendirebiliriz. İftar sonrası da 1-1,5 saat sonra aslında ara öğün yapılmasını istiyoruz. Ara öğünde neler tüketilebilir? Mutlaka meyveyi tüketelim 1-2 porsiyonda olsa. Çünkü meyve tüketilmeyi bu ayda çok unutuluyor ve yine kabızlık durumunu yaşıyoruz aslında. Vücudumuz zaten susuz kaldığı için su içmeyi de çok unutuyoruz. Denge ister istemez denge değişiyor. Evet kesinlikle. Yanında kuru yemiş tüketebiliriz. Küçük bir porsiyon tatlı tüketebiliriz güllaç gibi eğer ki şeker hastalığınız yok ise. Dondurma tüketebiliriz 2 top dondurma kadar ara öğün şeklinde. Birazdan tarifleri veriyor olacağız ama sahuru da kısaca kesinlikle, bahsedelim. Kesinlikle. Şimdi gelen sorularda hurma diyorsunuz. Hurma yoksa bir bardak su, zeytin olabilir yanında. Mi? Kesinlikle olabilir.
Bir de gelen sorular çoğunlukla az sonra telefonlarımıza merhabalar diyeceğiz ama çoğunluk olduğu için hocamıza dikkatlice dinliyoruz ama bir su ve bir çorbayla doyuyoruz, yemeğe bile geçemiyoruz diyen izleyicilerimize cevap versin hocamız. Daha sonra telefonlara merhabalar diyeceğiz. Evet, burada aslında beklemediğimiz için o 10-15 dakikalık süreyi beklesek normal ana yemeğe geçeceğiz ve o şişkinliği hissetmeyeceğiz. Fakat çok hızlı yediğimiz için çiğnemeden yuttuğumuz için aslında hemen doyduk diyoruz. O an bırakmak mı lazım? İştahsızlık ve doygunluk hissiyatı var. O an biraz beklemek gerekiyor. Çünkü mide artık tüm gün çalışmadığı için yeni yeni çalışmaya başlıyor. Yeni yeni bir şeyleri özümsemeye başlıyor. Bu yüzden bir 10-15 dakika kadar ona zaman verip gerçekten evet şu an yemek saati diyerekten devam etmek gerekiyor. Peki sahurda ne yapacağız? Arada dedin kuru yemiş olmalı. Mutlaka evet, meyve olmalı. Daha çok akşamdan kalma yemeklerle değerlendiriyoruz aslında. Bu da bir ağırlık çöktü bana hissiyatı. Uykum geldi. Geldi oluyor. Evet. Sahuru da kahvaltı şeklinde yaparsak çok daha iyi olur. Yine mutlaka peynirimizi, yumurtamızı, yumurta özellikle çok tok tutuyor. Sebzeli omletler yapabilirsiniz, peynirli omletler yapabilirsiniz. Yine yanında cevizimizi, zeytinimizi tüketelim. Çünkü bunlar yağ grubu olduğu için uzun süre tok tutuyor. Bir yumurta mı, iki yumurta mı ya da canının istediği kadar bir yiyebilir mi? Bir yumurta yeterli olur yanında peynirle birlikte. Yanında zeytin ve cevizle birleştirdiğimizde zaten tüm tok tutucu besinleri bir arada bulundurmuş oluyoruz. Sahurdan yarım saat sonra aslında bir bardak kefirle yine yanında küçük bir meyve istiyoruz. Kuru meyve de olabilir, taze meyve de olabilir. Bu sayede hem bağırsaklarımıza aslında iyilik yapmış olacağız hem de kabızlıktan kurtulmuş olacağız. Peki özellikle sofrada ne varsa söylediğiniz gibi ama tabii çay kahve de mutlaka hemen yapılıyor yemek sonrası. Eğer ki belirgin demir eksikliğiniz varsa veya herhangi bir vitamin eksikliğiniz varsa biz çay kahveyi genelde iftardan 1-1,5 saat sonra bırakmaya tercih ediyoruz. Eğer ki herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa tabii ki tüketebilirsiniz şekersiz olmak koşuluyla diyelim. Şimdi siz anlatırken gelen sorularda özellikle deniliyor ki iftarı yaptık, oturabildiğimiz kadar canımızda bir şeyler istiyorsa yiyeceklerden alıyoruz ama sahurumuz yok hocamızın anlattığı gibi. Sahur atladığımız zaman vücut sıkıntı yaşar mı diye gün içerisinde sorular var. Kesinlikle şekerimiz düşmeye başlar, halsizlik kendisini daha fazla göstermeye başlar ve 30 gün boyunca sürekli sahuru atlarsak artık bir vitamin, mineral eksiklikleri kendisini baş gösterebilir çok az kısıtlı beslenmeden dolayı. Bu yüzden lütfen eğer ki oruç tutacaksanız sahuru atlamayın. Peki pide olmaz demiyorsunuz, olmalı. Olabilir tabii ekmek ki. Ekmek de olmalı. Tabii pilav ki. Bulgur da var ama kararı da ayarlamalı. Kararında eğer ki pilav, makarna, bulgur yiyeceksek ekmekten daha az tüketelim veya tüketmeyelim ana yemeğin yanında. Özellikle davetlerde, misafirliklerde eğer ki İftar sofralarına gidildiğinde. Evet lütfen al ikram edilir. Lütfen bu konuda ısrarcı olmayalım aslında. Kişi yiyebileceği kadar aldığında zaten sağlıklı beslenmiş olacak. Aslında abartmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü midemiz bir yumruğumuz kadar diyoruz kesinlikle, ya. Kesinlikle. Ama ona neler sığdırmak istiyoruz. Sonra evet. Da ister istemez şişkinlik, ileriki aşamada doğru beslenmiyorsak kabızlıkla ilgili şikayetler var. Kabızlıkla ilgili ileriki dakikalarda dile getirecektik ama çok fazla soru olduğu için hemen dile getirelim. Özellikle kabızlığa sorun anlamındaki şikayetlerin giderilmesi için detoks ya da bir tüyo var mıdır? Özellikle ne yapılması lazım bu aşamada diye soralım. Çünkü kabızlıkla ilgili çok fazla soru geliyor. Evet, kabızlıkta şu şekilde probiyotiklerden takviye alabilirsiniz eğer herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa. Veya bir ılık bardak suyun içerisine 3 kuru kayısı koyup 10-15 dakika kadar bekletip su içip üzerine kayısıları tüketirseniz bu da bağırsakları çalıştırmaya başlayacaktır. Ve sahurda mutlaka bir bardak kadar kefir tüketilmesini istiyoruz. Ayran olmaz mı? Kefir arasındaki fark nedir? Probiyotik bakteriler içerdiği için bağırsaklar için çok daha faydalı kesinlikle. Ve akşam iftarda az önce bahsettiğimiz posalı besinleri tükettiğimiz takdirde kabızlık ortadan kalkacaktır. Tabii iftar sonrası 1-1,5 saat sonra özellikle şöyle bir 15-20 dakika yürüyüşe çıkarsak bu da bağırsaklarımızın çalışması için son derece önemli. Eğer ki tüm gün yatıyorsak zaten kabızlık kendisini gösterecektir. Ödem, değil mi? Ve su içmiyoruz aslında bu süreçte. İftardan sonra kadar su içmediğimiz için haliyle kabızlık gözlemlenebiliyor. Aslında vakti olan zaman onun yemek sonrası teravihe gitmesi müthiş bir şey. Evet çok iyi. Hem dini açıdan hem de vücudunun
hareketi açısından çok çok önemli. O yüzden vakti olan gidebiliyorsa ne mutlu, değil mi? Evet, kesinlikle. Hem de vücudu daha sağlıklı kılmış oluyor. Kesinlikle. Şimdi çay tüketimi susluğu giderir mi? Çok fazla soru var. Çay içemezsem kendime gelemiyorum. Kahve içemezsem kendime gelemiyorum. Çok fazla da su tüketemiyorum diye gelen sorular var. Çayın yeri tabii ki hiçbir şey tutmaz. Suyun yerini tutmaz ama olmazsa olmaz su diyoruz. Damak tadımıza göre özellikle su. Evet. Mutlaka. Özellikle su fazla miktarda çay kahve tükettiğimizde aslında bunlar vücuttan su attığı için gün içerisinde daha fazla susamaya sebep olacaktır. Özellikle tansiyon hastasıysanız çok fazla çay içmenizi önermiyoruz. Ve bitki çayları da aynı şekilde. Yine 2-3 fincandan fazla içmeyin bu iftar ile sahur arasında. Eğer herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa aslında kayısı çayı gibi çaylar tüketilebilir kabızlık için. Veya yeşil çay tüketebilirsiniz. Beyaz çay, kiraz sapı çayı özellikle ödem atmada tüketebilirsiniz. Yine kahvede de aynı şekilde kahvede tüketecekseniz çok fazla miktarda 2 fincanın üzerine çıkmayın iftarla sahur arasında. Çünkü bunlar yine kahvede aynı şekilde vücuttan su attığı için yine susamaya sebep olacaktır gün içerisinde. Peki şimdi sofralara artık kavun karpuz da gelmeye başladı. Evet. Onun ayarı var mıdır? Aslında buzdolabına koyduğumuzda soğuk soğuk ferahlatıcı. Ama evet. Onun tabii ayarını biz çok yapamıyoruz. O an doygunluk hissiyatı gelene kadar tüketiyoruz. Gelene kadar tüketiyoruz genelde. Özellikle şeker hastaları bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. 2 ince dilim kadar, üçgen dilim kadar bir porsiyon meyveyi sayıyoruz biz karpuzda. Eğer ki şeker hastasıysanız yanında ceviz, kuru yemiş, badem olabilir veya bir parça peynir olabilir. Tüketirseniz şekerinizi daha yavaş yükseltecektir. Yine kavunda da ince bir ay dilimi şeklinde bir porsiyon meyve sayıldığı için yeterli gelir. Fakat biz genelde aşıyoruz bu miktarı. Bu da kilo alımına sebep olabilir eğer çok fazla tüketiyorsak. Karpuz zaten başlı başına çok su içeren bir meyve olduğu için aslında tüketmemiz kabızlığa da iyi geliyor. Karpuz mevsimi tatlanmaya da başladı, tüketebiliriz. Yine az önce söylediğim i̇ki, porsiyon ölçümleri iki dilim, dört, altı olursa ona göre. Ona göre sonrası bende artık evet. Diyet konusunda. Peki şimdi tatlılara giriş yapmışken özellikle güllaç diyorsunuz ama bir grup güllaç seviyor, bir grup sevmiyor. Özellikle tatlıya meyilli olan kişiler çok fazla olabilir. Burada dengeyi nasıl tutturmamız gerekiyor? Alternatif olarak şöyle ne sunabiliriz? Ki, evet, haftanın bir iki günü tatlı tüketebiliriz. Eğer ki şeker hastalığımız yok ise sevdiğimiz bir sütlü tatlı olabilir. Bu genelde şerbetlileri çok önermiyoruz. Hem kalori açısından çok fazla yüksek ve genelde sahurda bile baklava yiyenini ben duydum. Çok fazla susatır. Lütfen sahura bu tarz yiyecekleri eklemeyiniz. İftar sonrası sevdiğiniz bir tatlıyı haftanın bir iki günü tüketebilirsiniz. Eğer ki canınız çok fazla tatlı istedi, dondurma tüketebilirsiniz. Veya geçen akşam benim o şekilde oldu, canım çok dondurma istedi. Buzlukta benim vardı. Her zaman kesinlikle buzlukta benim her zaman donmuş muzum vardır ve böğürtlen, çilek, tüm donmuş meyveleri o şekilde saklarım. Çıkarttım, hemen robotun içerisine bir tane muz, çilek, bir tatlı kaşığı kadar bal ekledim. Blender'dan geçirdikten sonra harika bir dondurma oldu gerçekten ve doğal oldu en önemlisi. Çocuklarınızla bile yapabilirsiniz. Önemli olan nokta donmuş olması. Bütün meyvelerin blender'dan geçirdiğiniz takdirde, bal da eklediğiniz takdirde doğal bir dondurma elde ettiniz. Dışarıda satılan da aynı lezzet tatta ve daha kaliteli belki çok de kaliteli değil mi? Çok kaliteli ve ben daha fazla beğendim. Çok beğendim. Mutlaka denesinler, bize de yazsınlar yorumlarını. Evet, evet. Çünkü sosyal medyadan da görmüştüm paylaşımı, evet, yapılışını paylaştım. Da. Denesem mi? Not alayım ama gerek yok zaten sosyal çok medyada. Pratik. Da. Çok pratik. 5 dakikanızı bile almıyor. Sevdikleri meyveleri donduruyorlar. Donduruyorlar. Balla birlikte blender'dan çekiyorlar. Bu kadar. Kolay aslında. Sadece 2 malzemeli. Harika. Evet. Peki özellikle şimdi tabii iftara davet edilmede o zengin sofraları biraz değinmekte fayda var. Hı hı. Özellikle gittiğimizde siz diyorsunuz tabii, bizler de hep dile getiriyoruz. Israr etmeyelim ama şimdi evet. Gün içerisinde kişi gelecek sayı kadar hazırlık yapıyor. Bir de daha çok belki de beğenir diye fazlasını da çıkartarak aslında bedenen de yoruluyor. Evet. Güzel bir sunum içinde bizlere zamanını harcıyor. Orada da tabii az yiyeceğim, rejimdeyim demek de olmuyor. Şimdi orada az mı desek ya da hepsini sunduğunu yemek mi lazım? Hı hı. Ertesi gün çünkü yine devam edecek oruç süresi. Evet, yine devam edecek.
Orada şu şekilde, eğer ki kişi, hazırlayan kişi önceden bir hazırlık yapmamışsa, hani rica edebiliriz, bana daha az koyabilir misin şeklinde. Veya teşekkür ederim, ben pilav tüketmeyeceğim şekilde minik dokunuşlar yaparsak aslında ev sahibisini de kırmamış olacağız. Fakat her önümüze geleni o an yediğimizde onu telafi etmek için ya yürüyüşe çıkmamız gerekiyor ya ertesi gün dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kırıcı olmadan o an söylerseniz lütfen bana az koyar mısınız şeklinde sorun da çözülmüş olacaktır. Şimdi buradan dile gelmişken canlı yayında da dile getirelim. Davet eden herkese sonsuz teşekkürler. Şimdi iftarla ilgili çok fazla davetiye geliyor, evet, ve orada bulunmamız aynı saatlerde mümkün değil. Hı hı. Mümkün olduğunca da evde iftarımızı açmayı daha çok özen gösteriyorum. Zaten bir çorba, bir salata yetiyor. Yetiyor. Abartılmaması ve israfa da karşı olduğum kesinlikle için orada midemiz zaten yumruk kadar ve oraya ne sığdırabiliriz ki, bir çorba değil mi? Evet. Bir tabak yemek bitti zaten ama evet, biz limiti de aşaraktan tatlısı da geliyor, fazla meyvesi de geliyor. Üzerine çay kahvesi, evet, üzerine kuru yemiş, kuru yemiş, üzerine leblebiler geliyor. Allah ne verdiyse ertesi gün tabii evet ki vücudumuz şişkinlikle de ödemle de değil mi yapıyor, baş etmek yapıyor, için mücadele kesinlikle ediyordu. Şimdi özellikle cümlede dile geçti ama oruçluyken hep dile getirilen soru var ya, bu egzersiz, sporla ilgili. Şimdi oruçluyken aman gitmeyeyim, acıkma, susama ve baş dönmesi, tansiyon sıkıntısı yaşamayayım diye sporu da ihmal eden bir grup var ama yapılmalı mı, yapılmamalı? Doğru cevap sizde. Özellikle spor yapılmalı mı, hı hı, ya da yürüyüş biraz dedin ama özellikle... Şöyle ki, gün içerisinde eğer yaparsak çok fazla susamış olacağız. Ve bayılmalar olabilir. Lütfen bu konuyu ciddiye alın. Abartmadan şöyle minik yürüyüşler yapabiliriz. Fakat esas olan iftar sonrası yaptığınızda çok daha sağlıklı olacaktır. İftardan 1-1,5 saat sonrası yarım saatlik bir yürüyüşünüz eşiniz çocuklarınızla birlikte gayet sağlıklı olacaktır. Yine çok yoğun bir egzersiz istemiyoruz veya bir fitness gibi çok yoğun salon egzersizleri istemiyoruz ki vücut birden halsiz düşmesin gün içerisinde şeklinde. Fakat iftar sonrası yapabilirler dediğimiz gibi. O zaman gibi iftar sonrası hazır yemekte yemişken mide dolu, onu sindirmek evet için yarım saat. Kesinlikle uyumak yerine evet, çünkü kişiler o dönemde yemek sonrası bir ağırlık çöküyor ama şimdi diye düşünüyor. Fakat bu son derece yanlış. Bir yürüyüşe çıkarsak çok daha sağlıklı olacak. Şimdi ekip arkadaşlarım da soruyor. Telefonlarda da aynı soru. Özellikle açlık süresinde hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda ama ezan okundu. Çorbalar içilmeye başlandıktan sonra bir yorgunluk, bir uyku hali. Neden acaba? Şekerin dengesizliği kan mi? Kan şekeri yükselmeye başlıyor. O yüzden direkt uyku hali çöküyor ve aslında orada o süreyi beklersek ve sonrasında hafif beslenirsek uyku hali olmayacak. Uyuklayanlar biz oluyormuş çok ki. Çok fazla özellikle pirinç pilavı, beyaz ekmek gibi türevlerini tükettiğimiz için birden kan şekerimiz yükseliyor aslında. O yüzden uyku hali oluyor. Kan şekerimizi yavaş yavaş yükselttiğimizde o uyku hali gelişmiyor. Biz hızlı yemeyeceğiz hızlı o zaman. Hızlı yiyoruz evet ve basit şeker içeren yiyecekler tükettiğimiz için kan şekerini birden yükseltiyoruz. Bu yüzden aslında uyku hali basıyor bize. Hepsi bizim diyoruz o an. O an aslında geri dönüşü de çok farklı demek evet ki. Vücut evet diyor ki orada dur, dur uyku halini kesinlikle yaşıyorsak. Kesinlikle. Peki kararınca spor yapabiliriz. Onda hı-hı sıkıntı hı-hı yok. Özellikle beslenme olarak her şeyi yiyebiliriz. Onu anlıyorum ama kaçınılması gereken gıdalar var mı diye soralım. Tabii özellikle tuzlu gıdalar, sahurda pastırma gibi, evet, salam, sucuk, sosis gibi bu gıdaların hepsi çok fazla gün içerisinde susatmaya susatır bizi. Bunların en az miktarda tüketelim, hatta tüketmesek çok daha iyi olabilir. Veya çok fazla yağlı kızartmalı yiyecekler iftarda tüketmemeye çalışalım. Kızartma yapılanları duyuyorum. Üçüncü günündeyiz ama özellikle tabii ki de kendimizi önemsemek çok çok kıymetli ve doğru beslendiğimizi düşünerek patates kızartması, patlıcan, biber gece sahur vakti kokular geliyor, apartmandan da duyuyorum. Evet, evet, ona kesinlikle göre özellikle doğru biber mu değil mi diye soralım. Biber kızartması çok yapılıyor. Evet. O saatte çok yüksek yağlı yiyecekler börekler tüketmek, börekler evet özellikle veya yine sarmalar, dolmalar da olabiliyor. Bir de dedin ya özellikle iftardan kalanlar da ekleniyor. Kalanlar da ekleniyor kesinlikle. Akşamdan kalma yemekleri tükettiğimiz yağın olmasın şeklinde oluyor. Fakat az pişirdiğimiz zaman hem kalmış olmuyor hem de
sahurda sağlıklı bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Bunları tüketirsek gün içerisinde çok fazla susarız ve yine o uyku hali tüm gün devam eder. Enerjimiz düşmeye başlar. Yine klasik kahvaltıyı en başta söylediğimiz gibi yaparsak tüm günü zinde geçirmeye çalışmış oluruz aslında. Peki sizinle birkaç telefon alayım. Daha evet, sonra tabii. Sorularımıza devam edelim. Efendim duyabiliyor musunuz? Alo. Hoş geldiniz. Sorunuzu dinleyelim. Hoş bulduk efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı. Hepimize. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı benim. Tabii buyurun. Memnuniyetle buyurun. Hocam ben günde 5-6 kere yemek yiyorum. Fakat bunu bir türlü eritemiyorum. Bir de midemde yanma oluyor. Doktora gittim. İlaçları da kullanıyorum. Bir türlü faydasını görüyorum. Yani yürüyüş yapıyorum. Ama bu frenleyemiyorum yani hocam. Kendimi frenleyemiyorum. Yani. Bunun bana bir sıkıntısı olur mu? Şu anda kilom 97 kiloyum. 1.80 boyundayım. Yaşınızı da soralım. Yaşım 50. Yaşınız 50. Genç beyefendi. Aslında 5 öğün uzman diyetisyenlerimizin hep konu kaldığımızda dile getirdiği sık sık yiyin çok çok evet, değil mi? Evet. Öğünleri bölerekten doğru ama acaba oradaki ayar mı kaçıyor? Uzman diyetisyen Mişer Çengel'e soralım. Reflü gastrit gibi bir sıkıntımız evet. Tanımız oldu mu? Reflü tanısı konu oldu mu size? Tabii ki oldu. Mide, şimdi şöyle diyeyim hocam. Mide, yağma, üzgü, yükler, gastrit hepsi var bende. Hepsi var. Yani onların etki devamlı midem kullanıyorum. Evet, evet. Bunların bir zararı olur mu bana? Evet. Peki sorunuz var mı yoksa televizyondan takip ediyoruz? Biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar bizler. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı Ramazanlar olsun hepimize. Güzel geçmesi için biz de bugün uzman diyetisyenimiz Büşra Çengel'i ağırlıyoruz. Çünkü sağlıklı beslenme hepimizin kaliteli yaşam adına çok çok önemli. Özellikle de uzun bir süre açlık süresini yaşadığımız Ramazan ayında vücudumuz dinleniyor ama doğru beslenirsek dinç bir şekilde ve özellikle sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı da atlatmış olacağız. Ama nerede yanlış yapıyoruzun cevapları Şercim sen. Evet, aslında gelen soru çok güzeldi. Çok güzeldi. Gastrit ve reflü şeklinde. Eğer ki mutlaka ilaç eğer yazıldıysa bunları öncelikle kullanalım. Eğer çok yüksek yağlı yiyecekler tüketiyorsanız, değişik salçalı evet. yiyecekler tüketiyorsunuz, asitli yiyecekler tüketiyorsanız bunlar hepsi gastrite, refliye sebep olabilir ve tetikleyebilir. Çok fazla çay, kahve tüketiyorsanız bunlar da yine refliye sebep olabilir. Bu yüzden olabildiğince az yağlı, hafif yiyecekler tükettiğinizde bu sorunlar ortadan kalkacaktır zaten ilaçlarınızla birlikte. Ve 5 öğün veya 6 öğün evet biz de bu şekilde öneriyoruz aslında kişiye göre değişmekle birlikte 3 ana öğün aralarda ara öğün şeklinde fakat bu aralarda eğer çok yüksek kalorili, yüksek enerjili yiyecekler tükettiğimizde kilo alımına sebep olabiliyor. Tabii bir de fiziksel aktivite eklemiyorsak buna hepten kilo alımına doğru gidilebiliniyor. Bu yüzden şimdi ama yürüyüş yapıyorum dedi. Orada sağlık sorunlarından dolayı mı o gastrik ülser günde 5 öğün yiyor ama yanlış beslenmenin de rolü olabilir mi? Burada iki neden olabilir. Ya kan tahliline bakmak gerekiyor. Tiroidle ilgili bir sıkıntısı da olabilir. Tiroid değil mi? Eğer ki her şey gerçekten yapıyorum ve kilo veremiyorum diyorsa mutlaka bir kan tahlilini değerlendirmek gerekir. Veya gerçekten ara öğünleri çok yüksek enerjili tüketiyor olabiliriz. Yüksek kalorili yiyecekler tüketebiliyor olabiliriz. Çünkü bazen fark etmeden de gün içerisinde çok yüksek kalori alıyoruz. Ama ne olacak bir kurabiyeden, ne olacak iki cevizden diyerek o iki ceviz aslında 10 ceviz oluveriyor. Ve kilo alımına sebep oluyor. Bu yüzden ara öğünleri biz genelde planladığımız için sağlıklı bir şekilde ilerlediğimizde bu şikayetler ortadan kalkıyor. Yine çok fazla asidik yiyecekler, domates gibi veya değişik salçalar gibi yiyecekler kullanmadığınızda bu reflü gastrit gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Buradan tabii özellikle kendimize yaramayan besin öğünlerinden de kaçınmak lazım. Kesinlikle. Bir de çünkü çok fazla gelen sorularda ne bulursak buzdolabında yiyoruz ama midemizi de düşünmek zorundayız, sağlığımızı da. Gün uzun, onu da sindiririm, bunu da sindiririm derken aslında bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Evet. Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den Yüksel Bey, özellikle ne bulursam yiyorum diyenlerden ama sağlık sorunu olmaması çok güzel bir şey. Ama özellikle uykusuzluk sorunu yaşayanlar var bu dönemde.
Onu nasıl dengeleyebiliriz diye sorular geliyor. Evet, eğer ki uykusuzluk bir problemimiz varsa bu da gün içerisinde halsiz bırakıyor bizi. Çünkü sahura kalkıyoruz, tekrar uyuyoruz veya sahura kadar uyumayabiliyoruz. Lütfen o arada uyumaya çalışalım. Eğer ki tüm gün sahura kadar uyanık kalırsak tüm gün zaten enerjisiz oluruz. Bu yüzden akşam 12-11 gibi yattığımızda tekrar sahura kalktığımızda kendimizi daha zinde hissedeceğiz. Kalkamayanlar ne yazsın o zaman? Şimdi mutlaka kalkınmalı. Benim gibi erken yatıp erken uyananlar için şimdi sıkıntı yok. Ama belki 2 hafta sonra sıkıntı başlayacak. Diyeceğim ki sahura da uyanamıyoruz. Hocam ne olacak şimdi evet, diye. Evet, aslında mutlaka uyanılmalı. Çünkü az önce de dediğimiz gibi eğer ki akşamdan yiyeceklerle, iftardaki yediğimiz yiyeceklerle tutacaksanız gün içerisinde çok fazla acıkırsınız ve şeker düşmesi yaşayabilirsiniz. Bu da doğal olarak bayılmaları meydana getirebilir. Ciddi bir sağlık problemi aslında. Geç yatanlar için geçerli mi peki? Kişi 12-1'de uyudu, sahura kalkmadı. Çünkü öyle tutan arkadaşlarımızdan çok fazlasıyla duyuyoruz. Bazen sahuru kaçırıyoruz ama zaten 1'de yatıyorum, uyanmama da gerek yok diye. Eğer ki yatmadan önce hemen bir şeyler tüketiyorsa bu da aslında mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hemen uyunulmasını istemiyoruz. Eğer ki 12'de bir şey yediyse, sahurunu 12 gibi yaptıysa 1-1,5 gibi uyuduğunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Fakat hiç yemeden yattıysa saat 12-1 gibi bu gün içerisindeki halsizliğine dönüşebilir. Burada denge yine sağlıklı beslenme. Kurmak gerekiyor. Özellikle sahur sonrası şöyle bir yarım saat, bir saat bekledikten sonra aslında yatılması çok daha doğru olacaktır. Fakat yine güne çok erken başladığımız için hemen yatıyoruz. Bu da doğal olarak gün içerisinde midem ağrıyor şeklinde geçiriyoruz. Peki özellikle hoşaflar geçmişte Osmanlı mutfağından bugüne hep var. Şimdi asit içeceklerin yerini de almaya başladı. Evet, ben çok seviniyorum. Özellikle. Şerbetler özellikle, hoşaflar evde yapabildiğimiz kadarıyla ne mutlu diyoruz. Çünkü sağlık açısından çok çok iyi olduğunu bizler mesleğin içinde olduğumuz için biliyoruz ama yine sofralarımızda gözlemlediğim kadarıyla asitli içecekler de var. Tabii bunun ne kadarı faydalı, ne kadarı zararlı olduğunu yine biz sağlık çalışanları bildiğimiz için. Sofrada vazgeçemiyor, var. Ne yapsın? Maden suyu mu, asitli içecek mi diye soralım. Yani yine herhangi bir reflü gastrit sorunumuz yoksa maden suyunu tercih edelim. Çünkü şöyle ki bir bardak asitli içeceklerde 7-8 küp kadar şeker var. Ben her zaman o şekilde örnek veririm kendi hastalarıma. Siz o 7-8 küp şekeri elinize aldığınızda o şekilde tüketebiliyor musunuz? Aslında bir bardak o asitli içeceklerden içtiğimizde biz bunları vücudumuza alıyoruz. Bu yüzden öyle bir seçenek varsa maden suyu veya sade suyla, ayranla veya şerbetle tüketebiliriz. Özellikle demir hindi şerbeti, Osmanlı şerbetleri. Bunlardan da vazgeçmeyelim, kesinlikle. Kültürümüzde yaşatalım, tüketebilirsiniz. Yine kararında eğer ki hoşaf yapıyorsanız bunları da kendi meyvelerin kendi şekeriyle kaynattığınızda zaten yeterince tatlı oluyor. Veya biz hoşafları evde kuru dut ekliyoruz, kuru kayısı ekliyoruz içerisinde taze meyveyle birlikte. Bu şekilde bir kombinasyon yaptığınızda hiç gerek kalmıyor. Blender'a gerek var mı onda? Yok, gerek yok. Gerek yok. Direkt taze meyvelerle birlikte kuru meyveleri hepsini karıştırdığınızda çok güzel bir kombinasyon oluyor. Buradan hem de şeker değil mi eksikliğimizde gidermiş oluyoruz doğru besinlerde. Kesinlikle, kesinlikle. Peki iftar sonrası içecek tarifi verelim mi? Özellikle zinde kalabilmek için. Olur. Hani diyoruz ya orucumu tutuyorum çok şükür hiçbir şeyim yok ama öğleden sonra bir ağırlık, bir mide yanması, bir halsizlik, bir yorgunluk başlıyor diyoruz ya. Onu kurtarıcı bir çözüm olabilir, denemekte fayda var diyelim. Hemen tarifini de uzman diyetisyenimiz Büşra Çengel'den birlikte dinleyelim. Evet, 2 adet içecek tarifi verelim. Bir tanesi biraz daha sindirimi rahatlatmak için, biraz daha ödemlerimizi, şişkinliğimizi azaltması için yapıyoruz. İftarda 1 litre suyun içerisine 1 demet kadar maydanoz, 1 adet tarçın çubuğu, fındık büyüklüğünde zencefil, 1 adet salatalık, yarım limon ve 1 tane elmayı dilimleyip çok hepsini kolaymış, suyun içerisine evet. atıyoruz. Bunlar bekliyor. Akşama kadar bu 1 litre suyu bu şekilde içebiliriz. Hiç blendere gerek yok. Hepsini sade suyun içerisine atıp bu şekilde 1 litresini içiyoruz. Geri kalanının 1 litresini de sade olarak içiyoruz sahura kadar. Mutlaka suyumuzu tüketelim. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık sorunuz yoksa ve herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız bunu belirtelim özellikle.
Bunu yaptığınızda şişkinliğiniz azalacaktır. Tekrardan söyleyelim isterseniz malzemeleri. 1 litre suyun içerisinde 1 demet kadar maydanoz, 1 adet tarçın çubuğu, fındık büyüklüğünde zencefil, 1 adet salatalık dilimliyoruz, yarım limon ve 1 tane elma dilimliyoruz. Bu şekilde olan, bekliyor. Hem masrafı da. Yok, evde olan malzemelerle. Ucuz. Kesinlikle. Diğer bir tarifimiz de daha çok biraz daha metabolizmayı hızlandıralım şeklinde. Bunun tarifte yeşil çay içerdiği için eğer ki tansiyon hastalığınız yoksa veya herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız yapabilirsiniz. Yeşil çayı demliyoruz, soğutuyoruz. Soğuduktan sonra içerisine bir dilim ananas veya tekrar elma, az önceki tarifteki gibi ekliyoruz. Bir fındık kadar taze zencefil, yarım limon suyu ekleyip blenderdan geçiyoruz bu sefer bu tarifimize. Harika. Soğuk çaylar gibi oluyor aslında, limonata gibi oluyor. Bunu buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Tükettiğinizde iftar sonrası hem serinletiyor hem de metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı oluyor. Tekrar edelim mi tarifi? Güzel bir tarif çünkü. Tabii. Özellikle kaçıranlar olabilir. Kalem kağıtları alın. Hatta telefonunuzdaki teknolojiden faydalanın, ses kaydını alın değil mi? çünkü denediğimiz için tadı da çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Hem de vücuda da çok çok faydalı. Kesinlikle, kesinlikle. Yine yeşil çay, burada önemli olan nokta demlenip soğutulması. Sıcak bir şekilde hazırladığımızda güzel olmuyor. Soğuduktan sonra yeşil çayın içerisine bir dilim kadar ananas veya bir adet elma atıyoruz. Sonrasında yarım limonun suyu ve bir fındık büyüklüğünde zencefil. Zencefil lütfen daha fazla koymayalım. Bu defa çok acı olduğu için tüketemiyoruz. Bunların hepsini blenderdan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra dolapta bekletip soğuk şekilde tüketebilirsiniz. Çok da güzel serinletiyor. Afiyet olsun diyelim. Şimdi iftara yetişemeyen gruplar sorularını yöneltiyor. Diyorlar ki tabii ister istemez eve dönüşümüzde iftar saatinde yolda oluyoruz. O anda tabii ne bulursak alıyoruz. Sandviç olabiliyor, dürüm olabiliyor. Yanında belki ayranı ya da şalgamı. Şalgamın da faydası çok ama. Kesinlikle tüketilebilir fakat yine reflü gastriti olanlar az önceki beyefendi gibi uzak durması gerekiyor özellikle. Peki böyle evden işe dönüşlerdeki atıştırmalar dengeleyebiliyor mu? Sonrasında tabii eve gittiğinde de evde ne yapıldıysa yiyecek. Sonra sahur var, ara öğün var. Denge bozulur mu bozulmaz eğer mı diye sorarım. Eğer iftarını arabada açacaksa kişi tabii ki iftarını hurmayla ve suyla o şekilde açsın orucunu. Eve gittiğinde ana yemeğe yönelsin. O sırada kuru kayısı olur, kuru hurma olur veya minik ceviz, fındık, badem olabilir. Veya çıkmadan önce aldığınız simit hemen tüketebilirsiniz. Bu sayede yaptığımızda biraz daha bastırmış oluyoruz aslında o açlığı. Fakat mutlaka ana yemeği evde yiyelim. Dışarıda özellikle fast food restoranlar yerine evde tüketmek her zaman daha sağlıklı. Tabii bazen mecburiyetten yapılabilir ama sürekli olursa da kilo alımına sebep olabiliyor. Özellikle fast food zincirlerinde çok fazla vakit geçiriyoruz ve çok fazla tüketiyoruz. Bu da yine çok fazla tuz alımına sebep olduğu için maalesef ki çocuklarda obeziteye, büyüklerde de yine kiloya bağlı hipertansiyon da gelişebiliyor. Yine diyabet hastalığı gelişebiliyor veya kalple ilgili rahatsızlıklar gelişebiliyor ve aslında reflü gastrit hastalıklarının çok fazla bu şekilde hazır besinler tüketildiğinde daha da fazla tetiklenmiş oluyor. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Öğrencilik zamanı hamburger 2'de yediğimiz oluyordu, 3'te. Ama sonra uzun zamandır yani damak tadımız unuttu diyebiliriz kardeşlerimle birlikte. Tabii mesleğin içine de girince ne kadar zararlı olduğunu anlıyorsunuz. Hep böyle tartışırız hocalarımızla. Hamburger mi döner mi? Ben döneri tercih edenlerden. Evet, en azından nasıl yapıldığını biliyorsunuz kesinlikle. Hamburgerde de şu şekilde köftesinin nasıl yapıldığına bakmak gerekiyor. Eğer ki ev köftesi şeklindeyse tüketilebilir. Fakat eğer hazır bir şekildeyse döneri seçmek de daha mantıklı. Daha şimdi sağlıklı. Yine danışanlar sizlere de mutlaka soruyor. Benim de sormam için not iletiyorlar. Çocuklar özellikle hamburgeri çok seviyor ve ister istemez de okul çıkışı hiç yemek yemiyorsa bile hamburger yedi gözümün önünde patatesi, cipsi derken doydu, içim rahat etti diyor. Aslında sonrasında çok çabuk acıktığını da fark ediyorlar. Orada kandırmaca mı oluyor, ne oluyor, o an doyduğumuzu mu hissediyoruz? Evet, o an kan şekeri birden aslında yükseldiği için ani bir tokluğa ulaşıyoruz.
ve tekrar kan şekeri çok ani bir şekilde düştüğü için yine o acıkma meydana geliyor. Çocuklarda özellikle kandırmak için o tarz besinleri veriyoruz. Fakat ama mutlu oluyor çocuklarda. Fakat 1-2 saat, 1-2 yıl sonrasında obeziteyle karşı karşıya kalıyor. Eğer ki çocuğumuzu mutlu etmek istiyorsak fast food zincirlerine götürerek değil de evde birlikte hamburger hazırlayarak veya birlikte bir pizza yaparak hem çocuğa bu şekilde yemek yapma aşılamasını yapmış olabiliriz aslında. Birlikte yaptığınızda hem sağlıklı olacak hem de kilo almayacak çocuklar. Veya ödül olarak bunu çocuklara sunmayalım. Eğer ki bu sınavı geçersen veya okulunu geçersen şu hamburgeri yiyeceğiz, şuraya gideceğiz. Bunu çok aile var çok ama. Çok var. Değil veya ödevini yaparsan çikolata vereceğim şeklinde yaptığımızda çocuk maalesef ki kilo alıyor. İşte burada biraz büyüklere de görev düşüyor. Evet. Peki sofrada lahmacun var diyelim. Çorbayla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Evet. Çorbanın farkı var mı? Her gün farklı çorba tarifi de bulamıyoruz. O halde yaparsak diyor izleyicilerimiz ama çorbanın özellikle şu olması diye bir şeyi var mı diye soralım. Eğer önemi. Ki kilo verme dönemindeyseniz çok fazla unlu ve kremalı çorbaları tercih etmiyoruz. Yağlı çorbaları özellikle. Yine çok fazla pirinç, bulgur veya şehriye, makarna gibi çorbalar içeriyorsa çünkü bazı çorbalar bazı yörelerimizde yemek gibi. İçerisinde evet, nohutu evet. var, köftesi var. Aslında çok besleyici çorbalar. Ana yemek şeklinde. Erişte mercimek. Erişte evet. mercimek olabiliyor. Burada yine ekmek haklarımızdan biraz düşerek dengeleyebiliriz. Fakat çok fazla unlu, kremalı olmadığı sürece hem mideye de rahatsız etmez hem de gerçekten çok faydalı bir öğün. Ve çok da zengin aslında bizim çorba kültürümüz. Tarhana kesinlikle. Örneğin en sağlıklısı aslında. İşte bir grupta içemiyor onu Büşra'cığım. Diyor evet. ki damak tadıma uymuyor, ağır geliyor. Bir grupta diyor ki çok seviyorum, olmazsa olmaz. Ama içinde besin değeri ne kadar kesinlikle yüksek değil mi? Kesinlikle çok yüksek, kesinlikle. Yani sevdiğimiz bir çorbayı tüketebiliriz yeter ki çok fazla krema ve un içermişsin bu dönemde. Peki şimdi dikkatlice izleyicilerimiz dinlediği için hocam diyor ki haftada bir iki tatlı olabilir dedi ama soframızda her gün tatlı oluyor. Şimdi biz tatlı yemeyelim mi diyorsunuz? Yenilmeli diyorum ama ayarı kaçırmamalı ama diyetisyenimiz ne diyecek ona soralım hemen. Özellikle tatlılara düşkün olan izleyicilerimizin cevabı olsun. Evet tatlı genelde her akşam sofralarımızda bulunuyor fakat bir hep tane bir diyoruz. Hep olmuyor ama şimdi doğruya baklava doğru. Baklava evet. Olabiliyor, eklerler olabiliyor. Biz bir tane derken 2-3 olabiliyor. Burada planlamak çok önemli aile içerisinde. Haftanın 1-2 defası alınacak şeklinde ve o tatlı ihtiyacını pratik tariflerle, sağlıklı tatlılarla veya kendinizin yaptığı tatlılarla tüketmek çok daha doğru olacaktır. Çünkü dışarıda satılan birçok tatlının içerisinde aslında maalesef ki çok fazla katkı maddesi var. Ev yapımı olduğu şeker sürece şurubu evet, bir de, değil kesinlikle mi? Çoğu şurup içeriyor, gerçek şeker bile içermiyor. Bu yüzden evde yaptığımız tatlıları evet bir miktar tüketebiliriz fakat her gün tükettiğimiz takdirde kilo alımına sebep olabiliyor. Kesinlikle. Tabii vurgulamakta fayda var. Ramazan ayı kilo verme ayı değil, onu söyleyelim. Ama tabii sağlıklı beslenerek ve diyetisyenin desteğiyle de o döneme denk geliyorsa Ramazan ayında da oruç tutmak istiyorsa dengeli beslenerek de kilo ayarında koruyabilir özellikle. Kesinlikle. Çünkü Ramazan'a geldim kilo vereyim dersek zaten amacını da yaşamamış oluruz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle kesinlikle çünkü bazı kişiler o şekilde yapabiliyor. Zaten nasıl olsa Ramazan geldi ben artık zayıflarım aç kalıyorum diyerek. Çok yanlış aslında. Çok yanlış tabii. Çünkü aç kalarak da zayıflanmıyor. Tam aksine metabolizma hızı yavaşladığı için çok fazla tükettiğiniz takdirde tekrardan iftardan kilo alımına bile sebep olabiliyor. Bu yüzden bu dönemde gayet rahat bir şekilde uzman kontrolünde, diyetisyen kontrolünde evet kilonuzu koruyabilir, kilo da verebilirsiniz. Belki verebilirsiniz de tabii. Kesinlikle fakat özellikle aç kalıyorum, ben kendi başıma yaparım, sahuru da yapmam, tüm gün aç kaldığım takdirde kilo veririm zaten diye bir düşünceye sahip olursak bu son derece yanlış ve ciddi sağlık problemlerine de sebep olabilir. Kesinlikle. Zaten güzel açıklamalarım var. Diyorsun ki güne zaten niyetle başlıyoruz ama uzun bir süre açlık dönemi olduğu için ezan vaktini duyduğumuzda su, zeytin, hurma ne varsa kesinlikle. Sonra çorba çok abartmamak kaydıyla. Evet ana yemek. Çünkü günlük beslenmemizde de Ramazan olmadığı günlerde de biz o şekilde yaparız.
Ana yemek olur, yanında yoğurdu olur, salatası olur. Ramazan döneminde evet, tüm gün aç kaldığımız için insan canı her şey istiyor ve çok fazla yemek yapıyoruz. Bunu diğer günlerden farksız bereketi şekilde, de var ama, evet, ister istemez farksız düşünüp evet, o şekilde uyguladığımızda çok daha rahat olacaktır. Zaten bir de dedim ya, birçok davetler var, etkinlikler var. Bazen ipin ucunu da kaçıran davetliler de olabiliyor. Şimdi bir tarafta aç var, bir tarafta zengin bir sofra var. Abartmadan her şey kararınca ve zaten yaradana teslim olaraktan, değil mi? Güzel. Kesinlikle. İbadeti çok çok abartmadan yemek anlamında o an zaten tekrar tekrar vurgulayalım. Midemizin alabildiği kadar abarttıktan sonra şişkinlik, hazımsızlık ve birçok sağlık sorunu yaşayabiliriz. Aman dikkat ediyoruz. Zaten sağlık sorunumuz var ise de doktor kontrolü ve onayı olmadan oruçlarla ilgili niyete girilmesi kişiye, evet, artık evet, inisiyatif kalmış oluyor. Bir de özel oluyor, iftarlara gidiliyor. Çeşitli restoranların çok gerçekten yüksek maliyetli iftarlar onu da kastetmeye olabiliyor. De çalıştım. Kesinlikle. Bir de yemeyeceğimiz birçok şey de çöpe gidiyor. Yemeyeceğimiz birçok şey gidiyor maalesef ki. Gösterişten uzak olması anlamında. Kesinlikle, kesinlikle. En güzeli kendimizin evde bilindik malzemelerle kendimizin yaptığı tencerede yemek, en güzeli anne yemeği diyoruz. Evet. Tencere yemeklerine en güzeli olacaktır. En sağlıklısı o şekilde olacaktır. Çünkü hangi malzemeyi kullandığımız, nasıl pişirdiğimiz de çok önemli. Burada pişirmeye değinmişken pişirme noktalarına nasıl da değinelim. Nasıl diye sorarım. Evet. Bir kere kızartmadan uzak duracağız. Çünkü yine reflü gastriti tetikliyor. Peki biz köfteyi kızartmadan nasıl lezzetli hale getirebiliriz, evet, diye de çok fazla soru geliyor. Fırında yaptığınız takdirde, yağlı kağıdın üzerine koyduğunuz takdirde çok da lezzetli oluyor. Hatta sebzelerle birlikte piştiğinde hiçbir fark kalmıyor kızartmadan. Veya yine az önceki söylediğimiz gibi tencere yeme şeklinde olabilir. Çünkü diyet denilince veya kilo verme deyince insan aklına direkt haşlama usulü veya, evet, yağsız, tuzsuz yemekler gelebiliyor. Tam aksine güzel bir şekilde pişirildiğinde son derece lezzetli olabiliyor. Şimdi menüyü de danışanlarından baktığım zaman aslında her şey var. Her şey var. Karnıyarıktan tut da dolmasına, tabii, kadar, tabii, her şey var. Börek, pilav. Her şey yazıyoruz. Lahmacunundan İskender'ine kadar. Dediğimiz gibi burada önemli olan kilit nokta aslında denge. Hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Ramazan dışında normal diyetlerde de bu şekilde. Genelde kişiler gelmeye korkuyor. Diyete gireceğim, her şey yasaklanacak. Ben biraz yiyeyim, öyle gideyim, evet, şeklinde. Özgürlüğüm veya kısıtlanacak. Evet, pazartesi günü başlayayım, listeyi aldım ama pazartesi gününe kadar yiyeceğimi yiyeyim, o şekilde başlayayım şeklinde düşünülüyor. Fakat listeleri gördüklerinde, aa bu da varmış, şu da varmış şeklinde yorumlar alıyoruz. O yüzden hiçbir şey yasak değil, biz bunların porsiyonlarını öğretiyoruz. Bu şekilde bir lahmacun veya bu şekilde bir tatlı tükettiğinde bu şekilde dengelersen kilo almazsın diye öğrettiğimizde çok yüksek miktarda kilo veren kişiler 1-1,5-2 yıl sonra kontrole geldiğinde kilosunu korumuş oluyor, kilo almamış oluyor. Bu yüzden diyetisyenden korkmayın aslında. Aslında vücudun istediği limit kalorisini destekliyorsunuz, bilinçlendiriyorsunuz. Kesinlikle, aslında. Kesinlikle, vücudun ihtiyacı olanları öğretiyoruz. Eğer ki bir vitamin mineral eksikliği varsa bunu beslenmeyle yerine konulabiliyorsa bunu da takviye edebiliyoruz. Ve en önemlisi kişi tek kendi başına bunu yapmaya çalıştığında maalesef yanlış beslenmeden dolayı çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ve maalesef ki kas kaybı da meydana geliyor. Kişi çok yüksek miktarı ben aç kaldım, evet oruç tuttum, bir haftada şu kadar kilo verdim diyebiliyor fakat bu vücuttan giden kas miktarıdır veya su miktarıdır. Yağ kaybı hem bir haftada 5-10 kilo şeklinde olmaz, hem de gerçekten uzman kontrolünde bizim özel tartılarımız oluyor. Evet. O tartılarda evet tartarak kişinin yağısını, kasını, kas kütlesini, bunların hepsini gördüğümüz için ona göre bir diyet oluşturuyoruz. Şimdi her meslek grubundan, her yaş grubundan kişiler geliyor. Kesinlikle. Orada ister istemez ilk sohbette bir çekimserlik oluyor, değil mi? Oluyor. Kendisi deşifre kesinlikle, etme anlamında. Kesinlikle. Sonra ilerleyen seanslarda aslında daha da kaynaşıyoruz. Dediğiniz gibi çok çeşitli yaşlarda 7 yaşından 80 yaşına kadar olabiliyor. Bu yüzden hiç yaşa takılmadan
kilo vereyim, alayım diye düşünmeden gerçekten bir beslenme uzmanından bizlerden yardım alınırsa hem ne kadar kolay olduklarını görecekler hem de aslında bu işin basit olduğunu anlayacaklar. Şimdi danışanlarınız diyor mu hocam ben yanlış yapıyormuşum düne kesinlikle, kadar? Kesinlikle veya doğru bildiklerimi. En risklisi değişik takviye haplar, ürünler işte bu şekilde ürünler kullandığında lazım. Kilo vermek için son derece lütfen sağlığınızı riske atmayın. Böbrek yetmezliğiyle karşılaşabiliyoruz değişik zayıflama ürünleri kullanıldığında. Bu yüzden piyasada olan zayıflama ürünleri adı altında zayıflama hapı olarak geçen ürünleri lütfen kullanmayın, kullandırtmayın da. Çünkü gerçekten ölümcül olabilir. Şimdi şöyle birkaç arkadaşımın kullandığını biliyorum ben ve sonrasında sağlık sorunlarının başladığını da birebir şahit oluyoruz. Şimdi siz yıllarca uzun bir dönem eğitim alıyorsunuz. Kesinlikle. Ve birçok besin değerinin karışımıyla aslında vücudun dengesini ayarlıyorsunuz. Küçücük bir haptan da beklentimiz 90-60-90. Kesinlikle. Mümkün veya, değil. Evet. Bu hapı da kullansam ya diyetin yanında oluyor. Lütfen kesinlikle böyle ilaçlara itibar etmeyiniz veya değişik kürler de uygulanabiliyor. Çeşitli yerlerde satılan bitki özellikle veya internette en basitinde arattığımızda milyonlarca diyet listesi çıkıyor ve kişiler aslında örneğin böbrek rahatsızlığı varsa o diyeti yaptığında böbrek rahatsızlığı daha da ileri seviyeye taşınmış oluyor. O yüzden her hastalığa özel olarak yazdığımız için gerçekten her hastalığa özel bir şekilde beslenme var ve bunun doğru uygulanması son derece önemli. Kişinin sağlığını hiç riske atmaya gerek yok. Gelin birlikte hem öğrenmiş olursunuz bu şekilde devam edersiniz beslenmeye hem de sağlığınızdan olmamış olursunuz. Zaten sosyal medyadan da rahatlıkla takip edebilirler. Kesinlikle Büşra takip Çengel diye biliyorum. Diyetisyen Büşra Çengel yazdıklarında takip edebilirler Instagram'da. Takip ederken de soru sorabilir miyiz acaba? Sorabilirsiniz tabii ki cevap her zaman. Cevap hemen alınıyor mu? Alınıyor. O da çok önemli. Alınıyor. Çünkü ekranda izleyen seyircilerim diyor ki doktorumuza ulaşamıyoruz. Aslında artık sosyal medyanın da rolü çok büyük olduğu için birebir hocamıza ulaşmak istediğimizde tabii özel telefonlarını veremiyoruz ama mutlaka sosyal medyada yazan iletişim adreslerinden konu uzmanlarına ulaşabilirsiniz. Sosyal medya Instagram hesabı, Facebook hesabı da aynı mı diye evet, soralım. Diyetisyen Büşra Çengel yazıldığında ve kafanıza takılan bütün soruları da cevaplandırmak evet, üzere. Olabilirsiniz. Özellikle ilgili soru geliyor mu diye soralım. Kişilerin beslenme alışkanlığına ilişkin özellikle çok çeşitli sorular geliyor kesinlikle. Bazen ürün soruları geliyor bu ürünü kullanalım mı diye. Veya kilo ve boyun bu şekilde sizce nasıl diye sorular da gelebiliyor. Bu konuda yardımcı olup zaten polikliniğimize davet ediyoruz. Çok sayıda bu şekilde hastam geliyor gerçekten sosyal medyadan. Ve işte bilinçlendirmek çok önemli. Kesinlikle bir başarılı olunuyor. Kesinlikle. Oradaki yapmış olduğunuz paylaşımlardan, sizin onlara geri dönüşümlerinden evet. belki daha güven hissediyor evet. kişiler kendilerine ve daha çabuk sizlerle buluşma noktasında oluyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür İyi ki varsın. Ederim. Çok keyifli güzel bilgilerinle bizi yine çok aydınlattın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese de buradan hayırlı Ramazanlar dileyelim tekrardan. Kesinlikle. Ve programın başından itibaren anlattıklarımızı lütfen dikkate alınız. Sağlığınızı hiçbir şekilde riske atmayınız. Tekrardan herkese bereketli, huzur dolu, kalabalık, sağlıklı Ramazanlar diliyoruz. Biz de güzel dileklerine katılmamak mümkün değil, katılarak çok çok teşekkür edelim. Ben çok teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık. En yakın zamanda yeniden arayı açmadan görüşmek dileğiyle diyelim. Efendim konumuza teşekkür ediyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 3. günündeyiz. Sağlıklı beslenmede aslında konu uzman diyetisyen Büşra Çengel abartmadan doyabileceğimiz ve damak tadımıza uyan tatları da fazla kaçırmamak kaydıyla hem kilomuzu kontrol altına alabiliriz hem de sağlıklı bir beslenme dönemi geçirerek Ramazan'ı atlatabiliriz dile getirdi. Yarın yeniden saatler 16'yı gösterdiğinde karşınızda olacağız efendim. Allah'a ısmarladık.
Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.